Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Tegelet FM radyomuzun bir söz sözü açtı daha, söz sözü açtı programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum. Bugünkü programımız esasında teknik masada Erhan Aydoğdu yardımcı oluyor. Programı hazırlayıp işte 40-45 dakikalık bir zaman içerisinde sizlere sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yacı. İnşallah insanlığın aleyhine bazı hadiselere dikkat çekip insanlığın lehine yapılacakların işte açık hale getirilmesine çalışacağız. Diyeceksin ki senin boyun posun ne kadar? Benim boyun posum kadar zaten bu katkıda bulunacağım. Efendim bunun böyle derya gibi bilgileri olan, ülkemizin televizyon ekranlarında artık mimiklerini dahi ezberlediği bilgili kimseleri var çok şükür, 84 milyonun içerisinde. Eh, onlardan bizler de istifade etmeye çalışıyoruz. Ama tabii üzülerek söyleyeyim ki sap ve saman çok karışık. Dane saman da karışık. Rüzgar etse harmanı savursan da gene içinde kalıyor kardeşim. Demek ki 21. asırı yaşıyoruz. Onun gelişmelerinin nimetlerini görüyoruz derken evet belki materyalist düşüncelerle olursa bazı kolaylıklar var ama her gelen kolaylığın insanın kafasındaki veya kalbindeki İkisi beraber çalışıyor zaten. Nimetleri külfet gören davranışlar diz boyu. Ya tamam nimet geldi. Bunu niye kötüye kullanıyorsun? Bıçak işte lezer bilmem neyle bilenmiş bıçaklar. O jilet gibi ya altıraş oldu. Ama o bıçağı biz mutfakta kullanmak yerine Memleketin selameti savunması için düşmana karşı kullanmak yerine veya fakir fukara'ya yardım için efendim et bölmeye kullanmak yerine en yakın dostumuzu hayat arkadaşımızı icabında o bıçakla dünyadan gönderiyoruz. Kardeşim bu bıçak bunun işi yapılmadı ki. E ne yapayım başka bir şey bulamadım ya yapma ya o o senin dediğin öldürmeye kıydığın kimseleri Allahu Teala kulum diye yarattı. Yani zamanın teknik gelişmelerini, modern silahlarını, ihası sihası her şeyiyle uydularını insanlığın refahına kullansak büyük bir kısım mutlu olacak. Hepsi olur mu? E Allah Teala dilese hepsi olur tabi. Ama Allah Teala'nın dilediği bir tarafta bazı ihtiyaç sahipleri, bir tarafta da ihtiyaç sahiplerine Allah için merhamet eden, etmeye niyet eden, edemese de ona niyet eden kimselerin sevap kazanması için veya turlu sol kağıdı gibi hayrı mı tercih ediyor, şerri mi tercih ediyor, ortaya çıksın. Fakir de birilerinden gördüğü yardımla onun malında, mülkünde, makamında gözü olmasın o da günaha girmesin, o da günaha girmesin. Ama biz öyle yapmıyoruz. Fakiri sağmak istiyoruz. Memesinden kan gelinceye kadar, kan geliyor güne o su diyorsun. O da aynı karaldan geliyor, sütten. Sağ, onu da sağ. Ondan sonra fakir ölüyor. Şimdi tabii dünya siyaseti maalesef yüzyıllardır böyle devam ediyor. Osmanlı tarih sahnesinden güç bela silindikten sonra Avrupa'nın kolonistleri yani sömürgecileri elini kolunu sallayarak nerede bir fakir muhtaç ülke varsa başına çöküyor. Papazı geliyor, diyor ki ben misyonerim size cennetin yolunu göstermeye geldim. Nerede o yol? İşte ha, bu İncil'de. Peki sen bundan sonra hangi şehre gideceksin? Filan şehre. Yolunu biliyor musun? Yok sizden bir kılavuz alacağım. Bir adam. Sen gideceğin şehrin yolunu bilmiyorsun. Cennetin yolunu bu insanlara nasıl öğretirsin? Evvela insanların din diyanetini bir öyle bir elleyip bereliyor ve onu çürümeye bırakıyor. Hristiyan olmasa da çürümeye bırakıyor. Ondan sonra da arkasından misyonerin arkasından İngiliz siyasetidir bu. Tüccarlar gelir. Eskiler alıyorum demezler tabi de bu Anadolu'daydı bir zamanlar. Kırık lelbebiyle, lelbebi derlerdi. Pakır eskisiyle kırık lelbebi satar köylüye. Köylü ne nohutu kendi tarlasında yetiştirir. Ya bir adam onu kendin leblebi yapsana ya evde çocuklara kavurgayı yapıyorsun. Yok o kırık lelbebi gelecek yarısı yanık lelbebi. Yarım yarımdır onlar. Bütün değildir o leblebiler. Nohutun yarısı yarısıdır. Yani parçalananlar elek altı. Kırık leblebiyle o bir avuç leblebinin belki elli misli gramaj olarak efendim fiyat olarak pahalı eski bakırları alıyor. Garibim de ya şu şurada duruyordu zaten bakır. Dedemden kaldıydı. Al al kardeşim verdi. Ver ne kadar. Adamın terazisi bile yok. Bardakları ölçüp veriyor. Onlar da ona seviniyor. Aynen bu çerçevede milletlerarası alanda o kadar rahat ki artık ayaklarına falan gitmek yok. Köy köy dolaşmak yok. Sistemi öyle kuruyorlar ki oraların bütün yeraltı, yerüstü zenginliklerini kendilerine akıtmak için geliştikleri çok fazla olan şimdi ona pipeline diyorlar ya petrol için döşenenlere efendim borularla limanlara kadar götürüyor. Eh, limanlardaki gemileri de kiraladık mı diye iş bitiyor. Şimdi maalesef dünyanın, Avrupa Birliği'nin ve hatta Batı'nın, Batı'nın ana politikası bu. Nasıl bir yol izliyorlar onu söyleyeceğim. Ama memleket içinde, tabi bu ekonomiyle yakından alakalı bu söylediklerim, Yine memleketin ekonomisiyle alakalı bangır bangır birileri bağırıyor. Bir partinin genel başkanı çıkıyor. Herkes aç, herkes aç, herkes aç. Arkadaş ciddi bir devlet adamı herkes aç demez. Herkes tok demez. İşler çok bozuk demez. İşler çok düzenli demez. Derse yalan söyler. Eğer açsa bakın şu, 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 şu insanlar aç. Yok çok rahat ya. Herkes aç. Gelip de dava açsa ya hakim bey herkes aç dedi ben de bu ülkenin TC vatandaşıyım işte TC kimliğim ben aç değilim beni aç dedi bu adamdan davacıyım deseniz hakim bakar bakar ya sen hangi asırdan geldin kardeşim der ya git Allah aşkına ya işin mi yok memleketin daha neler var. Şimdi de herkes erken seçim istiyormuş. Herkes erken seçim erken seçim. Hep merak ettim. Niye erken seçim, erken seçim? Şeytan aklıma bir şeyler de getiriyor yani. Evuz Besbele ile başlıyorum programı ama yine de getiriyor demek ki. Ya bu adamlar herhalde ellerine artık bay lok mu, bayan lok mu neyse nasıl geldiyse bir plan geldi herhalde. Seçim lafı edin boyuna. Aha geldi geliyor, geldi geliyor, geldi geliyor. Herkesin kafasına yerleşsin. Erken seçim, erken seçim, erken seçim. Öyle bir hale getirin ki hakikaten ya niye seçim olmuyor ya demeye başlasın insanlar. Peki niye erken seçim istiyorlar? İşte o şeytanın söylediklerinden biri de o. Bunlara herhalde o telefon sisteminden söylediğim bay bir bayan mı bilmiyorum. efendim. O sistemden kendilerine herhalde seçimde yapılacak tereyağdan kıl çeker gibi hiç iz bırakmayacak şekilde bir seçim hileleri düzeneye hazırladılar. Olur mu? Olmaz olmaz demek. Olmaz olabilir. Olmaz dediğin olabilir. Peki ikincisi, ikincisi de karikatürize bir şey. Bilmiyorum. Yani dinleyicilerim belki de hafif alacaklar bunu. Alsınlar tabii. Hafif zaten söyleyeceğim. Bu adam 19 defa seçime girmiş. 19'unda kaybetmiş. Ya ben tarihe geçen bir adam olayım. 19 defa bir muhalefet partisinin başında seçime giren adam demesinler bana. 20 herkesin aklında rahat kalır diye bir rekora koşmak istiyor herhalde. Olur. Şimdi AB ülkeleri düzensiz göçmenleri ülkelerine sokmak için göçmenler oralara girmek istiyor. Avrupa Birliği'ne. Niye? Biz yokluk içindeyiz arkadaş diyor. Burada kendimize bir yer bulalım. Hiç olmazsa çoluk çocuğumuzun akşam ekmeğini temin edelim. Tamam. Yollara çıkıyorlar. Oradan buradan borç, harç, onu sata bunu sata buldukları 3-5 bin dolarla yollardaki insan kaçakçılarına yedire 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 Akdeniz'e geliyorlar. Evvela Türkiye üzerinden yapıyorlardı. Türkiye tavrını koydu. Ben kimsenin uşağı değilim arkadaş. Benim buradan ülkemden birileri böyle düzensiz göçmen olarak gidemez. Ha girmiş mi bir yerden dağdan taştan efendim Hakkari dağlarından kaçak yollarla sokulmuş mu? Sokulmuş. Hadi kardeşim memleketinize. Ben onu sınır dışı ederim. Üzülseler de onu yapacaklar. Yapıyoruz. Avrupa Birliği sadece Türkiye böyle önünü kesince baktılar ki Libya'da düzen yok. Libya üzerinden bu sefer insan kaçakçıları da zannediyorum. Avrupa Birliği'nin patronları, elitleri yapıyor. Onları e, oradan harekete getirdiler ve işte Yunan adalarına, İtalyan adalarına veya kıyılarına, İspanya adalarına veya kıyılarına Akdeniz'in ne kadar Avrupa Birliği ülkesi varsa hepsinin kıyılarına doğru gemiler çıktı. Bu gemileri Yunanistan çoğu da batırdı daha doğrusu gelenlerin deniz vasıtaları gemi demeyelim de efendim şişme botlarla gelenleri mahmuzladılar. Yangın kancalarıyla mahmuzladılar. Batırdılar, acımadılar, eline kelepçe vurdular. Denize attılar. Ya İkeli de kelepçeli bir adam. allah Teala dilerse kurtarıyor efendim, kurtulmuş bir tanesi. Ötekileri ölmüş ama o kurtulmuş. İkeli de birbirine kelepçeli. Başka bir insana değil, kendi eli kendi eline kelepçeli. Yani kanadı kırılmış bir kuşa hadi uç diyorsun. Uçamazsan suda bat öl. Yunan adalarında bunlara kamp yerleri tahsis ettirdiler Yunanistan'a. Rüşvet verdiler. Milyarlarca avro güya borç verdiler ama geri almalara imkanı yok. Hiç hiç imkan ihtimali yok. Batak, batakçı tüccara borç verilir mi? Yunan adalarında Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya dahil İngiltere çaktırmadan yapıyor. Almanya aşikare yapıyor ve diğer AB ülkelerinden istihbarat elemanları adalarda tatilini geçirmeye gelmiş Hollandalı bir turist, Alman bir turist, işte zevki sefa içindeki bir adam kılığında geliyorlar. Bu göçmenlerin kamplarında bunlarla uzun uzun sohbet ediyorlar, güya nasihatlar ediyorlar falan. Bunların içerisinde yetişmiş diplomalı, maharetli ve Avrupa hadi aslanım Hristiyan ol olacak cinsten kimseleri bir 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 bir, bir nişanlıyorlar. Kurbanlık seçer gibi haşa haşa. Efendim, ondan sonra da diyorlar ki ya sen iyi bir arkadaşa benziyorsun ya. Dur bakalım bir yolunu buluruz falan filan diyor gidiyor. Diyor ki hiç mültecilerin arasına girmemiş birisine onu tanımıyor mülteciler. Ona diyor ki şu şu şu, şu adamlar bizim ülkemize yollamaya bakalım. Yunanistan da biliyor bu konuyu. Böylece oralardan seçmece karpuz alıyorlar, seçmece karpuz. Hem Avrupa Birliği'ne girecek hem de Avrupa Birliği'nin çok yaşlanmış olan insan nüfusunu hem gençleştirecek hem de faal iş gücü temin edecek. Beyin gücü temin edecek. Binlerce insan bir Almanya'nın bir milyona yakın böyle mülteciyi seçip aldığı söyleniyor. Belki de geçti şimdi. Be arkadaş, bu adamların memleketindeki yeraltı, yerüstü kaynaklarını sömürmeseniz de, siz kendi ülkenizin imkanlarıyla yaşasanız, onlar da kendi ülkelerindeki allah Teala'nın ihsan ettiği bu yeraltı, yerüstü zenginliklerini kullanabilselerdi de, Afrika'nın çöllerinde her sabah 3 saat ilerideki çölün bir vahasında kurulu olan okula, ilk okul çağındaki çocuk efendim, Tek de gidiyor. İki de gidiyorlar. Çocuk çölde tıkır tıkır gidiyor. ya işte bak adamlar zumba gibi fiziği de düzgün. Sonra bunlar işte futbolcu çıkınca onları alıyorlar. Onlara para döküp alıyorlar ama onlara da o paraları ülkelerde yedittiriyorlar. Şimdi Avrupa Birliği'nin göçmen politikası böyle. Yani düzensiz göçmenlerin içinden seçmeceği alıyor Gerisini de hadi bakalım Yunan'a ha, şuradakileri iteleyin gitsin. Veya burada işte üç öğün çorba ile bunlar durabildiği kadar dursun ama sakın dışarı çıkarttırmayın ha. Öyle. Bundan birkaç gün önce bir video gönderilmiş bana Whatsapp'tan. Baktım yabancı dilde konuşan birisi. Belli ki ee, batılı bir ülkede bir kürsüde konuşma yapıyor. Alt yazıyla da onun sözleri tercüme edilmiş. Adam aynen şunları söylüyor. Bir profesör zannediyorum. Afrika nüfusu, Afrika şartları bundan daha iyiye götürülmemeli diyor. Doğalgaz. Bırak canım ne doğalgazı ya. Elektrik. Aman. Çölde elektrik mi olurmuş? Ya işte su tesisatı, evinde musluk yok, canım yok. Afrikalı gitsin. Afrikalı kadınlar zaten kızlıklarından itibaren efendim tepelerinde su naylonları. O da hangi kimyevi maddenin boşaltıldığı böyle acık bir temizledikleri e, naylon bidonlar tepelerinde veya alınlarında bir iple asılmış sırtlarında iki saat ötedeki bir kaynaktan su getirecekler. O kaynaktaki su da evet kaynak belki temiz ama yer altında gelirken silisyumlu bir araziden geçiyor bakıyorsun sapsarı pas tutuyor. İçecek mi içecek. Ondan sonra da hasta oluyorlar ölüyorlar hasta oluyorlar ölüyorlar tamam. Canım bazıları da ölmüyorlar tabi. Ne yapsın? Onlar da aşılı hale geliyor silisyuma. Vücutları onlar yaşayacak. Ora boş kalmayacak. Batı'nın politikası, profesör öyle diyor. Eğer Afrika ülkeleri koca bir kıta efendim, bir kıta yani Asya kadar neredeyse, neredeyse bu kıtanın insanları kaç milyon milyar ise nüfusunu bilmiyorum. Bu insanlar orada okulsuz, susuz, elektriksiz, çölde buldukları işte çeşitli bitkiler varsa vahalarda yetişen onlarla bir öğün bir şeyler yiyebiliyorlarsa ne ala. Ben bu çölün bir kısmını e, Kahire'den Sudan'a giderken uçak üzerinden geçti, gördüm. Sonra da Sudan'da şöyle çölde bir 300 kilometreden daha öte Ekvator kuşağına doğru bir köye uğradık. Tayyiba diye bir köy. Yolda birkaç tane kanal manal var. O da Nil'den almışlar. Nil'in Habeşistan'dan gelen kolundan almışlar. Yani beyaz Nil kolu. Mavi Nil ta Ekvator kuşağının altından Victoria Gölü'nden çıkıp geliyor. Onun adı Mavi Nil. Beyaz Nil de Hartum'a yakın birleşiyor. Başkente yakın. Oradaki görüştüğüm insanlar vardı. Devlet yetkilileri vardı. Ben de bir devlet yetkilisi olarak gitmedim oraya. Efendim. Aman dedi ne olur. Bizim çok sıkıntımız var. Ne sıkıntınız var sizin? Bizim sulama motoruna çok ihtiyacımız var dediler. Sulama motoruna. Hani var ya Türkiye'de otomobil fabrikası size kuruyoruz deyip de sonra pancar sulama motorları imal eden yere dönüştürdükleri yer var ya o motordan. Allah Allah. Niye? Yok dedi ya işte bak kanallar var. Toprak iş gücüyle açılmış etmiş. Nil'den ufak bir kol. Kot da kurtarmış. Oradan su akıp geliyor. Ama dedi buradan tallalara motorla su veremiyoruz. Motor lazım. Evet. 94 senesinde 1994. E i̇şte başarı bir adam getirmişlerdi Ömer Beşir diye. Onun da eli kolu bağlanmış vaziyette. Efendim söyleyeyim. Yunan hava yolları o ülkenin en güvenilir hava yoluydu. Kendi hava yolları hiç ne saati düzgün ne o ne bu. Ama Yunanistan oraya bir meşrubat bayiliği kurmuş. Hem Mısır'da hem Sudan'da. Markasını söylemeyeceğim. Sudan'da şeker kamışı yetişiyor. Bol miktarda. Mısır'da yetişiyor. Şeker kamışının ekstrelerini Avrupa alıyor. Tekrar o meşrubat şişelerin içerisindeki boyalı herhangi bir kola maddesinin içine bu şekeri kullanmıyor Avrupalı. Suni tatlandırıcı koyuyor. Afrika insanını sentetik hale getirmek için. Sentetik tatlandırıcı. Avrupa bunu hesaplıyor mu? Hesaplıyor efendim. Çünkü öteki şeker çok pahalı. Bu da ucuz. Meşrubat, şişeli meşrubat içmeye hiç yanaşmadım. Nil'in bulanık suyu böyle istediğin kadar tülbetten geçir. Ancak e, işte ihlasın bir şeyi vardı. Cihazı vardı, su temizleyen, rafine eden bir cihazı. Ondan akan suyu kullanıyordum. Ama meşrubat, ı -ı. şişenin üzerine bakın. Belki de şişe 10 yıllık, 15 yıllık dola boşala dola boşala bir hal olmuş. Şişenin üzerindeki o camın parlaklığı gitmiş. Üstü çizik çizik, sanki yıllardır çöplükte sağa sola yuvarlanıp gitmiş bir cam parçası gibi ve içinde içecek var. Sudanlıya bunu layık görüyor. Sigara paketi büyüklüğünde en büyük zeytinyağı ambalajı. Sigara paketi büyüklüğünde o da herkes alamıyor. Şimdi profesör diyor ki Avrupa'nın bu zenginlikleri daha doğrusu Afrika'nın zenginlikleri batıya lazım bu zenginlikler batıya aktarılmazsa batı biter diyor. Bir anda çöker diyor. Amerika'sa da çöker, AB ülkeleri de çöker diyor. Avrupa'da, Afrika'da insan yaşayacak, Afrika'da insan yaşayacak ama oranın yeraltı, yerüstü zenginliklerinin toprağın üstüne veya işte yüklemeye hazırlanması için en ucuz iş gücü orada diyor. Evine ekmek alacak parayı götürdü müydü adam, 1.9 dolar yevmiye, 1.92 dolar, 15 lira yevmiye. O da evinde 4-5 tane de çocuğu varsa otursun ağlasın. Efendim bir reklam aramız geldi, reklam arası da sonra inşallah sizlerle beraber olacağız, devam edeceğiz. Evet efendim, reklam arasından sonra Tegeret FM Radyomuzun Söz Sözü Açtı programının ikinci ve son bölümüne başlıyoruz. Bir profesörün konuşmasını sizlere aktarıyordum. Eğer Afrika bugünkü konumunda birkaç basamak yukarıya yükselirse bu yükselmeyi önlemek için Batı el birliği yaparak bu yükselmeyi durdurmalı. Şimdiki sömürge halinde tutacak şekle getirilmeli. Geniş bir harp ilan edilmeli diyor. Eğer bu harp ilan edilmezse, bu harpte batının vereceği zayiatın, insan zayiatının, mal zayiatının, belki on misli Afrika kalkınırsa, batı kaybedecek diyor ekmeğe muhtaç olacak. İçecek su bulamayacak diyor. Allah Allah. Bu da Adem oğlu efendim. Bu da insan. Yani Allah Teala'nın yarattığı bir kul bunu söyleyen vicdansız da o vicdansızın hedef aldığı insanlar da ikisi de Allah Teala'nın kulu. Ne farkı var? Elleri, ayakları da ikisinin de ikişer ikişer var. Gözleri, kulakları da var. Boy postamım, ha işte o insanların kalbindeki insan sevgisiyle yaratana inançla bu insanların kalbinde yeri bomboş olan insan sevgisi odacıklar bomboş duruyor. Bir şey boş kalmaz efendim. Oraya bir şey dolar. Fizikte öyle okuturlardı bize. Bir şey hiç boş kalmaz peki bir şey dolmuş Avrupalı'nın kalbine. Allah'ın kullarına zulmetme. Zulmederek yaşama. Şimdi Afrika'yı mutlaka kontrolde tutmalıyız diyor. Bunun başka yolu yok adam. Doğru söylüyor. Yani Afrika fakir bir ülke değil. Haberlerdeki, televizyon haberlerindeki böyle gözleri çukuruna gömülmüş, kemikleri, kol omuz kemikleri, köprücük kemikleri tek tek böyle sayılabilecek, santimi ölçülebilecek şekilde görünen, göz çukurlarına sinekler dolmuş, burna akan yavrucuklar böyle kendinden geçmiş, gelecek ölümü kurtarıcı bekliyor. Gelecek ölümü. Bu yavrular böyleyken, senin memleketindeki bunların imkanlarıyla elde ettiğin servetlerle 9 yaşında çocukların uyuşturucuya başlıyor ve 18 ile 24 yaş arasındaki kadınların %97'si taciz ve tecavüze uğruyor. Farkına varmıyorlar. Biz zevk yapıyoruz diyorlar. Ya siz öyle zelil, öyle hakir bir hale düşüyorsunuz ki sizin ailenizde aile şimdi bireyler diyorlar ya bireyleri, iki eğleri, üç üçeyler olur mu? Olmaz. Aile bireyleri. Allah Allah. Aile fertleri desen ne olur? Birey niye yani? Bir ey acayip bir şey. Niye? Fert de olur mu canım? Fert denir mi? Oo. Fers, Arabi, Farisi, karışık kardeşim sakın ha. Bunları kullanma. Dünyanın en zengin elmas yatakları Güney Afrika'da, Botswana'da, Sierra Leone'da, Fransız sömürgesiydi Sierra Leone. Ülkenin çoğu Müslüman Orta Afrika Cumhuriyeti'nde. En zengin elmas yatakları. Petrol, Angola'da, Nijerya'da, ve 94 senesinde efendim Hattı Üstüva Vilayeti denilen Güney Sudan'da. Sudan'ı Amerika 94'te harf devam ediyordu. Günlük Güney'le yapılan harbin masrafı o senelerde 2 milyon dolardı. Gündük. 24 saat geçiyor 2 milyon doları gidiyor Sudan'ın. Nereye? Harbe gidiyor. Güney Sudan Hristiyan ağırlıklı destekçisi bugün bizim ülkemizin ayağına takılmaya çalışıp da şimdi kendi ölüm gününü bekleyen terörist gruplar benzeri gruplar Güney Sudanların yanında harp ediyorlar ve orayı koparmak için kopardılar. Güney Sudan ilan edildi. Şimdi oranın petrollerini Ekvator'da ya yakın bir yer efendim sömürüyorlar. Zengin uranyum yatakları Afrika'da en zengin hatta dünyada. Nijer'de, Kongo'da ve diğer komşu ülkelerde. Yüksek kaliteli çay ve kahve bahçeleri. O da Afrika'da. Evet. Etiyopya'da, Kenya'da, Ruanda'da, Burundi'de. Ruanda, Burundi size böyle bir şeyleri hatırlatıyor mu? Fransa'nın öyle bir buçuk milyon insana katliam yaptırdığını. Kimsenin de gıkı çıkmadı. Niye? E bölüşmüşler adamlar ya. Ya kardeşim sömürge değil ya bunlar müstakil ya. İşte futbol yarışmalarına giriyorlar. Spor çekildi, Bütün dallarında yarışıyorlar. Dünya birincileri onlarda çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Öyle diyorlar işte. Siz de devletsin sağ, devletsin sağ. Evet. Gamarabik diye bir madde var efendim. Gamarabik. Bu Türkçe Arap zamkı deniyor. Anadolu'da yetişen kayısı ağaçlarının zaman zaman dallarının bazı yerlerinden böyle bir, bir zamk gibi bir şey çıkar. Buna Anadolu'da pisi balı derler. Biz çocukken yerdik tamamıyla protein efendim. Tamamıyla protein. Çok yerdik. Tatlı da gelirdi. Ondan sonra da karın ağrısı kıvrandık mı da gene pis balı yedin derlerdi kulağımızı bir çekerlerdi bunun akasya benzeri ağaçtan çıkan pis balı gamarabik bunun tek yetiştiricisi Sudan tek müşterisi de İngiltere eğer Sudan'ın gamarabikine siz devletler arası alanda başka bir devlet olarak müşteri olsanız da oradan ithal etmeye kalksanız harf çıkar. Harp çıkar, harp. Çünkü bu gamak arabikin kimyevi bir işlemi yok alındıktan sonra. Fiziki olarak hani ağaç kabuğundan e, o gözeden kaldırırken ağaç kabukları falan çer çöp bir şeyler olur. Onları da fiziki olarak İngiltere kendi limanlarında tesislerini kurmuş. Bunun fiziki olarak çer çöpünü orada ayırıyor. Hemen ambalajlıyor, Hemen aldığı fiyatın 100 bin sene satıyor. Bizim böyle plastik kapsüllerde plastik gibi gelen bize kapsüllerde yuttuğumuz ilaçların hepsinin o kapsülü vücutta eriyor. Yani gamarabik. Kozmetikte kullanılıyor. Eczacılıkta sadece bu kapsülle değil daha başka şeylerde de kullanılıyor. Matbaacılıkta kullanılıyor şu andaki matbaacılığın teknolojisinde bile gene yeri var. Ve bunun da tek üreticisi Sudan, tek alıcısı İngiltere. Evet. Eksotik tabii güzellikler bakir duruyor. Milli parklar. Ya arkadaş bu tallalar, bu adamlar eksin diksinler ya aç kalmasınlar. Yo 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 yo. Fillerin nesli tükenir. E oraya gönderelim filleri ya. Fil orada da yaşar canım. Yok yok yok. Burada gayet tabii organik şartlarda yaşasınlar. Bütün ne kadar vahşi hayvanlar varsa hepsi orada. Öküz başlı antiloplar binlerce sırtlarına yem oluyor. Yem olsun canım. Afrikalı et bulamıyor. Bulamasın canım. Evinin çerçöpüyle yetişen bir tane keçisi var. Onu da sağa yollar o süte ekmek doğrayıp yiyorlar. Ha bak çok sağlıklı kardeşim. Perhizi falan da yok. Biz Avrupalılar perhiz yapa yapa bir hal olduk ya. Hep gidiyoruz diyetisyen diyetisyen dünya kadar para ödüyoruz. Onların diyetisyenleri yok ki. Bizim diyetisyen masrafımız var. Göbeklerinden yağ aldırma masrafları var adamların efendim. Evet. Tanzanya'da ve Madagaskar'da ki Madagaskar'ın hemen yakınında bir hala Fransız sömürgesi olan La Réunion adası var. Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan La Réunion. Evet, Sudan'ın tabi bir limanı vardı. Suvakin. Hani Türkiye'ye bir ada verdi Sudan'da. Vay verirsiniz veremezsiniz. Tabi nasırına basıldı orada. Sinir ucuna geldi. Oo, hopladılar. Ama Türkiye orada da Kendini gösterdi. Suvakin Limanı'nı devreden çıkartmak için çok güzel bir tabi liman. Osmanlı döneminde kullanılan. Onun 200 kilometre kadar veya mil daha aşağısında güneyde rüzgara da açık yerde Port Sudan'ı kurdular İngilizler. Niye? E, İngiliz şimdi Hindistan yolunu gözetlemesi lazım arkadaş. Olur mu? Olur mu? Gözetleyecek orayı koruyacak. Çöl seferileri düzenleniyor batıdan. Çölde işte aslanların böyle kükrediği normal bir şekilde vahşi aslanları güya. Onlar da vahşiliklerini kaybetmiş olsun. Avrupalı onu da yutuyor. Oraların saferi düzenleme şirketleri de batılıların bir saferiye katılış belki 500 dolar, belki 1000 dolar. Gene para kendilerine geliyor. Ama onları Araçlarla taşıyan şoförler oralı. Bak adamlara maaş alıyorlar ya. Ne alıyorlar ya. Onlara mihmarlar giderler. Rehberlik edenler. Onlar bunlar falan filan. Şimdi Afrika'la sömürge değil. Peki Avrupalılar yani Batılılar diyelim Amerika dahil. Bu zenginlikleri nasıl sömürüyorlar ya? Kimse de bağırıp çağırmıyor. Hani vardır ya. Bir bankayı soymak ister adam. Gitsi silah doğrulsa soysa ortalık birbirine girer. Bir yerden bir yer kiralıyor, dükkan kiralıyor bankaya yakın. Onun altında derinliklerden, temel derinliğinin de altında. Bankanın altına kadar tünel kazıyor, geliyor. Hiç sessiz sedasız bankanın kasasını boşaltıyor. Kimsenin de haberi olmuyor. İki üç gün sonra bakıyorlar ki kasa boşalmış. İşte Afrika'yı böyle soyuyorlar. Şöyle. Efendim İngiliz, Fransız, Alman, Hollandalı. Orada mesela bilhassa Hollandalılar. Çünkü dünyanın en büyük uyuşturucu sevkiyat limanı Hollanda'da. Amsterdam. En büyük elmas kaçakçılık merkezi Amsterdam. Buralarda uzmanlar var. adamlar onların dedikleri dedik anayasa gibi değişmez. Oralarda gözlerine kestirdikleri daha ziyade Avrupa tahsilleri almış olan zeki adamlara diyorlar ki ya sen neredesin filan yerim. Tamam be kardeşim. Sen git ülkende bir şirket kur. Biz oradan elması aktaralım. Ama ocakları sen işlet. Sen işlesen ya İngiltere. Hollanda sen işletsene. Yok zahmetli bir iş. O adam kendi memleketindeki hemşerilerini, akrabalarını yerin altında bilmem kaç metre altına inerek, sabahtan akşama kadar kazma sallayarak, küskü sallayarak oralardan bir ekmek parasına elmasları çıkarttırıyor. O adam da bu elmastan iyi kar ediyor oranın piyasasına göre. Hollandalı da çok rahat ediyor gözü arkada değil. Yani Afrika'nın her devletinde, her topluluğunda batılıların bir elit tabakası var. Yani batıya dost, batıya hizmet eden, kendi de rahat eden, Avrupa'da zaman zaman çoluk çocuğuyla Paris'te olsun, Londra'da olsun, efendim hafta sonu tatillerini uçakla geçirip tekrar ülkesine dönecek kadar olan insanlar var. Türkiye'de böyleleri yok. Evet. Türkiye'ye gelen Afrikalılar Türkiye içerisinde entegre olup gidiyorlar. Soygun yok. Soygun yok. Adamlar çalışan ekmeğini kazanıyor. Ama o devletlerdeki o elitler kendi insanına Avrupa'nın böyle kolunu tutmasıyla hani kuklaların elini sallarsın ya arkadan iple Karagöz Hacivat oyununda. Avrupa Batılıların, Avrupalıların eline oynatmasıyla kendi insanlarına devamlı tokmakla vuran elitleri var. Biter mi? Bitmez bu. İşte profesör de bunu diyor. Eğer bu işin yakasını bırakırsak oradaki bizim adımıza çalışan insanları bir yolla ihmal edersek veya onlar uyanıp da ya bunların içinde herhalde bir e, kanı böyle coşan insanlar vardır ya niye bunları yedirelim ya kendi memleketimiz olsun diyen olursa işte zaman zaman onu öyle çıkan birisi olursa onu da hemen hapse atıyorlar çıkarıyorlar bir daha atıyorlar çıkarıyorlar bir daha atıyorlar hapiste de diyorlar ki ya arkadaş tamam Lider olacaksan oluyor, ya biz seni lider yaparız. Senden bir şikayetimiz yok. Ama yani yapacağın işlerde bizim de bir haberimiz olsun. Ha olur diyor. E Güney Avrupa Birliği şimdi böyle bir lideri hapse soka çıkara, soka çıkara lider yaptı. Şimdi ölüm yıl dönümlerinde dahi onu törenlerle anıyorlar. Niye? Batıya hizmet etti. Öldükten sonra dahi batı kendine hizmet edenleri unutmuyor. Bizim şu anda ülkemizde Osmanlı Devleti'nin yıkılışına giden anarşi döneminde Sultan Abdülhamit Han döneminde iddia terakki Birinci Dünya Harbi'nde Türkiye'yi çeşitli felaketlere düşar eden 5 milyon iş gücü gencimizin şehit olmasına sebep olan hükümetlerde görev alanların hepsinin mahalleleri var. Talat Paşa mahallesi var. Ya ne yaptı Talat Paşa ya? Talat Paşa caddesi var. Talat Paşa bulvarı var İzmir gibi yerde. Ne kadar varsa batıya böyle hizmet eden o insanların adları bugün caddelerimizde, sokaklarımızda Mahallelerde isim olarak kullanılıyor. E tabi yani Afrika böyle de Ön Asya'yı ihmal eder mi bunlar? Türkiye'nin de bir Maden dağının üzerinde oturduğunu biliyorlardı. O maden dağını Gelip de işgal etselerdi Kendilerine pahalıya mal olurdu. Böyle e, Elitlerle Götürmeye çalıştılar çalıştılar ve Türkiye'de işte askeri liselerin icabında benim lisede okuduğum sıralarda Amerikan eee Marshall yardımıyla kaşar peyniri getirildi bizlere yedirildi. Harbiye'ye girdik. Amerikan çorapları getirildi giydirildi. Türkiye'deki kadınlarımız İstiklal Harbi'de bütün askerlerimize, Mehmetçiklere iç çamaşırı, çorap Kazak yetiştirmediler mi? Evet. Gene yetiştirirlerdi hem de parayla alsaydınız ya. Marshall yardımı diye aldınız. Marshall yardımıyla gelen bir Amerikan askeri telsizi 19 bin dolardı. Yani kucaklasa iki kişi kaldırır onu. Ama seyyar radyo istasyonu gibi de çalışır. İçerisinde yüzden fazla lamba var. Her lambası 10 dolar. Telsiz bedava. Beleş. Fi beleş. Ama lamba, yüz tane lamba. 10 dolardan bin lira. Ana. Sık sık da emisyondan düşüyor. Lambalar değişiyor. Sık sık değişiyor. Telsizin on misli masraf ediyorsunuz. Türkiye bunu yırttı. Şimdi kendisi ne lazımsa transistörüyle, o suyla, bu suyla, en son teknolojiyle sadece telsizini değil, İHA'sını, SİHA'sını yapıyor. Türkiye büyük suç işliyor Batı'ya göre. Çok büyük suç işliyor. Ama bu suçun cezasını kesmek onlara da nasip olmayacak. Onların torunlarının torunlarına da nasip olmayacak. Yeter ki biz birlik beraberliğimizi muhafaza edelim. Süremizde biraz geçtik ama kıymetli dinleyenlerim. Bu Afrika meselesi bana zaten çok dokunuyordu. Bir de bu profesör böyle bunu açıkça ikrar ettiği adam Afrika'dan sömüremezsek mutlaka harple tekrar sömür hale gelmemiz lazım diyor. O harp de neye mal olursa olsun diyor. Çünkü sömüremediğimiz zaman o harbi kaybetsek de başımıza gelecek maddi felaketler orayı kaybından dolayı uğrayacağımız felaketleri yanında hiç kalır diyor. Adamımız ölürse ölsün diyor. Ama geri kalanlar rahat yaşasın. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız efendim.